Geçersiz zarf mühürsüz olursa geçersiz, oy tutması mühürsüz olursa geçersiz. Böyle mi geçer furya? Çok mu sandık seçmen listesinde yazılı delege sayısı 164, oy kullanan delege 141, bir tane geçersiz, 71 Gültekin Çalışkan, 69 Sedat Bayan. Gültekin Çalışkan zaten. Yok mu sende iç ve bağır? Yok mu sende? 71 oyla siz almış oldunuz. Evet. Sedat Bayan 69 oyla evet. 69 oy aldı. Bir tane oy geçersiz çıktı. Neler hissediyorsunuz? Vallahi şu anda ilk defa sizden alıyorum müjdeyi. Vallahi mutluyum. Şu anda söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Arabı ben de içerim. O gün sen de bitersin. O gün sen de bitersin. Olmuyor, ne yapsam olmuyor. Çok mu gördün hevesleri? Hasret senden. Bence Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştır. 3 sene birlikteyiz. Yine birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yine seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerelde ve genelde iktidara götüreceğiz. Ben o şekilde kongre bana yetki verdi. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Yok mu sende hiç de var? Yok mu sende hiç de var? Mühürlü kaderim, ben gibi erir misin? Mühürlü kaderim, bir yol verir misin? Gün olur bu rüyadan. Bulunduğunuz bir sonuç muydu, olmadığınız bir sonuç muydu? Evet, olması gereken buydu. Açıkçası elbette onu destekliyorduk. Delege de çok duyarlı davrandı. Her iki arkadaşımıza da gerekli uyarıda da bulundu. Samimiyetinde söylüyorum, Gültekin Çalışkan'ı destekledik delegelerimizle birlikte. Umarım bundan birileri ders alır. İl yönetimi de kendini tazeler, güven tazeler. Partimizde dalgalanmalar durulur. Yoksa bir netice alınacağını zannetmiyorum. Yani hangi ilçe başkanı olursa olsun, hangi ilçe yönetimi olursa olsun ille Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir tarafa götürme imkanı yok. Mutlak ilin de güven tazelemesi gerekiyor. Peki, teşekkür ederim. Her iki arkadaşıma da başarılar diliyorum. İkimizden bir açıklama alabilir miyiz? Öncelik olarak İl başkanımızdan. Valla yani iyi sonuç itibariyle parti kazandı. Evet. Yani bu neticeyi değerlendirmek lazım. Çok az bir oy, bir tane de boş oy var. İlk başında dediğimiz gibi biz iki adaydı, bizim örgütümüzün adaydı. İkisiyle çalışacağız dedik. Çalışacağız. Yani bizim hedefimiz yerel seçimleri aldık. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sedat Bey. Evet, seçim sonuçlandı. Gültekin Bey ilçe başkanlığı görevini delegelerimiz tarafından getirildi. Delegelerimizi kutluyorum, teşekkür ediyorum. Oldukça yoğun sayıda bir katılım oldu. Partimize hayırlı olsun diyorum. Başka bir şey. Arada çok az fark var Sedat Bey. Hadi be, olsaydı falan gibi bir söylemimiz oldu. Hiç, yani en başta da sizinle konuştuk. En evet. Ufak öyle bir derdim yok. Evet. Bir parti boş kazansın yeterli. Peki, tamam. Onu da sizden öğreniyorum. Onu da sizden öğreniyorum. Mühürlü kaderim, hep mi cefa? Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasını istiyoruz. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştır. Her iki adayımız da iyi adaydı. Birisini delegelerimiz tercih etti. İki oyla kazandı. O bizim ilçe başkanımız. Peki, teşekkür ederim. Biz onlarla birlikte yönetimdeyiz. Bulduğunuz bir sonuç muydu? Bekliyordum beraber. Peki, aradaki bu küçücük fark hiçbir adayın dışlanmadığını gösterir mi?
Tabii. Partinin işte, ikisini de çok benimsediğini gösterir tabii, değil mi? Tabii, tabii. Denge. Evet. O gün sen de bitersin.